Ya Allah deyin abi. Merkezi ve Kentsel Odası Başkanı Abo Yılmaz. Özellikle dizilere ve televizyonuna teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığından dolayı. Türkiye genelinde 1-1-2018 itibariyle ekmek gramajları ile ilgili çok sert söylentiler oldu. Bizim dizilte ekmek gramajlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Bu odaların alacağı bir karardı. 200 gram, 210 gram, 220 gram. Ve şu anda bizim dizilte ekmek 250 gramdır. 250 gramın altında ekmek yapmak yasak. Yani pide ekmeğimiz 150 gram, somun ekmeğimiz 250 gram. Bunun da fiyatlarını, gramajlarını Fırıncılar Odası belirler. Türkiye genelinde isteyen oda, ticaret odasına bağlı olan odalar kendi kararlarını alabilirler. Bu çıkmış olan bir karardır. Fakat şu anda biz bu gramajıyla oynamayı düşünmüyoruz. Yine aynı 250 gramdan ekmek 1 lira olarak satmayı düşünüyoruz. Herhangi bir zam falan yok. Pide ekmeğimizde 150 gram 60 kuruş olarak devam ediyoruz. Bu doğal gaz konusunda dün Sayın Belediye Başkanımızla istişare yaptık. Kendisinden toplantı istedik. Sağ olsun belediye başkanımız, müzik kaynakamımız, hep birlikte Tarım İlçe Müdürümüz hep birlikte geldiler. Bizimle ilgili esnaflarımızın bütün sorunlarını dinlediler. Belediye başkanımız sizin derdiniz benim derdim dedi. Ben sizden dedi her türlü yola varım dedi. Arkadaşlarımız da çok memnun oldular esnaflarımız. Ben buradan TRT amacıyla, müzik televizyonu amacıyla NRT olarak hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar, misafir ettiler. Gerçekten de güzel bir şeyle ağırladılar bizi, esnaflarımızı. Her türlü dedi, destek yanınızdayım dedi. İsterseniz Ankara'ya gideriz dedi. Elimizden geldiği kadar biz de fırıncı olarak, fırıncı esnaflarımız olarak burada biz de başkanımızın yanında olmamız lazım. Gelen şikayetleri kesinlikle biz de hem fırınlarımızda hijyen olarak temiz tutmamız lazım. Diğer konularda komşularımıza zarar verecek şekilde olan yakıtları kullanmamamız lazım. Biz de belediye başkanımıza bu yönden destek verip de şikayetlerin oraya gitmemesi için mücadele edelim. Hep birlikte beraber çalışalım. Bu duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Esnaflarımıza da bol kazançlar diliyorum.